siz şahsen burada bakanlığına bakarsanız ileride meslek yapanlar ve burada basılan kitaplar vardır, onları okursanız. Coğrafyası, yani 19. yüzyılın Osmanlı coğrafyasını biz maalesef bilmiyoruz. Hakikaten bilmiyoruz. Bu bizim için çok yanlış şeyler getiriyor. Yani biz o zamanki Suriye ne, o zamanki Halep ne, Şam ne, o zamanki Beyrut ne, bundan haberimiz yok. Şimdi şurada bir anket yapsam, Beyrut nerededir, nasıl gelişmiş diye sorsam hiç kimse cevap veremez. Çok açık. Beyrut dediğin yer bir köydür, onu hale getiren biziz. Bugünkü İsrail'deki şehirlerin hangilerini biz kurduk desek haberimiz yoktur çoğunuzun. Yafa bir iskeleydi, iskeleydi sadece. Gemi yanaşamazdı, onu mamur hale getiren biziz. Bugünkü Filistin ülkesinin denizden ilişkisi antik çağlarda, Roma çağında yukarıda Sezerya diye bir yer var, oradan oldu. O harabeydi. Yafa'yı geliştiren Osmanlı İmparatorluğu. Tel Aviv bizim sayemizde kuruldu. Yani biz müsaade ettik, geldi, yerleştiler, kurdular. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Sultan Hamid devrinde hiç Yahudi gelmedi oraya. Yalan, geldi. Geldi diye de Sultan Hamid'i de suçlayacak değil. Nihayet işte Avrupa'da, Rusya'da zulüm gören bir sürü Yahudi sığınacak yer arıyor. Oraya geliyor. Onların bir kısmı alınmıyor, bir kısmı alınıyor. Alınanların bir kısmı zaten sevmiyor orayı. Daha ilk anda nefret ediyor. Bura ne biçim yer diyor. İndiği gemiye binip geri dönüyor. Amerika'ya bilmem nereye, Fransa'ya, Güney Amerika'ya falan kaçıyor. Bunlar çok önemli noktalardır. Bu şartlar dahilinde bizim yakın çağ tarihimizin hem tahribat ve tahrifat hem de araştırmazlık, bilmezlik dolayısıyla yaygın olduğunu söylemek zorundayım. Bu çok önemli bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar tamamıyla Osmanlı devlet ricalidir. Aydan inmemişlerdir. Osmanlı demek bir millet değildir. Böyle insanlar var. Osmanlı milleti diyor, Türk milleti diyor. Aklınca çok ileri yorum yapıyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Osmanlı diye bir milleti yok. Herbert Duda bile profesör derdi Viyana'da. Böyle ahmaklıklar var derdi. Siz hiç Habsburg milleti diye bir millet duydunuz mu burada derdi. Osmanlıca diye bir dilden bahsediyorlar dedi. Hiç Habsburg Deutsch diye bir şey duymadım diyor Habsburgça. Yok. Çünkü sarayda yazan, çizen memurlar, maliye nezaretinde yazan, çizen memurlar, hariciye nezaretinde rapor tutanların herhalde konuştukları dilin sokaktaki insanla alakası olmaması gerekir. Yani o dille gazetede yazı yazmaya kalkarsan o gazete satmaz. O dille roman yazarsan hiç kimse okumaz. Mümkün değil. Osmanlıca böyle bir dildir. Zaruretten dolayı bürokrasinin geliştirdiği bir şey. Bir sürü kelime var. Ben size bunları söyleyeyim. Bir, cumhuriyet. İki, hurriyet. 3. Milliyet. 4. Teşkilat-ı Esasi. 5. Tefrik-i Kuvva. Kuvvel kuvvetler ayrımı. 6. İktisat, ilmi iktisat. 7. Efendime söyleyeyim. Teşkilat-ı İçtimaiye. 8. Bilmem ne. Yaz yaz da zabıta zaptiye bilmem ne. Git git. Efendim hepsi Arapça. Vallahi yalan. Araba söylesen bir şey anlamaz. Anlamaz. Çünkü bunların hepsini bizimkiler çıkardı. Şimdi böyle bir dil, efendim, bir ayrım değil. Bu dil bir düşüncenin, bir gelişmenin, bir devlet hayatının, bir bürokrasinin, bir ilmi ihtiyacın,
sosyal bilimler ve iktisat gibi bilimlerin gelişmesi, yeni şeylere bakması dolayısıyla diplomasının falan hayatımıza girmiş. Bunu siz öyle ne diye ayrı dil diyorsun. O bürokrasinin dili. Yani onun için okumuş olmak lazım. Halkın anlaması lazım. Halk niye anlasın ya, iş gücü yok mu? Yani halkın işi var. Halk otu bilir, eti bilir, iti bilir. Köylüyse, işçiyse, zanaatkarsa da kendiyle ilgili kelimeleri bilir. Onların hepsini biliyor musunuz? Şimdi ben size sorsam, kavale ne diyebilir misiniz? Var mı kavaleyi bilen? Ha? Marangozların hepsini bileceğiz şey. Yani marangoz çırağı bile bilir. Senin bilmen gerekmiyor. İşin düşerse bilirsin yani, bu kadar ayıp. Yani orada bir takım kelimeler var mesela. Iskarta diyor mesela, nedir o? Ha? Skarpe ya, papuç gibi bir şey. Ondan marangozlar eskiden tahtayı ince olarak yontarlardı. Yani kalınlamasına yontma değil de ince işlerde tahtanın bir kanalını yontmak için onu kullanırlardı. Çok açık bir şey. Bugün kullanılmıyor belki artık o alet. Bir sürü gemicilik tabirlerini sorsan mesela kanca bilirsin. Peki nereden geliyor? Gonca'dan gelmiyor, onu söyleyeyim size. Gonca, İtalyancası. Her mesleğin getirdiği kelimeler vardır. Bunlar mühim şeylerdir. Şimdi bu metodik endişemizi bu şekilde belirttikten sonra şunun üzerinde duralım. Osmanlı Devleti bir devlettir. Hanedanın adını taşır. Bütün İslam ülkelerinde ve bütün eski imparatorluklarda olacağı şekilde. Bunlar ya kurucu şehrin adını taşırlar, Roma İmparatorluğu gibi. Tamam mı? Ki Bizans'ın adı da Roma'dır, Bizans değildir. Yani o eski şehrin adını onlar kullanmazlar. Yahut hanedanları taşırlar şartta. Sasaniler gibi. Tamam mı? Hıyaniyan derler işte. Ondan evvelki imparatorluk gibi partlar dedikleri. Hanedanın adıdır Sasani. Abbasiler, Emeviler, hepsi hanedan aile adlarıdır. Selçuklu, işte efendime söyleyeyim Baburi, Mughal diyor ona. İngilizlerle Hintliler söylüyor. Mughal diye bir imparatorluk yok Hindistan'da. Lozan'da bize hiç kimse süngümüzle girmediğimiz, restore etmediğimiz haklarımızı ve haritamızı restore etmediğimiz bir memleketi vermez. Bunu öğrenin. Tarihte böyle memleketler vardır. Bunlardan bir tanesi Yunanistan'dır. Her zaman başka kuvvetler tarafından korunur. Kaybettiği de bir şekilde iade edilir kendisine. O zaman İngiltere ve Fransa öyle kolay kolay Yunanistan'dan toprak moprak vermezler Türklere durduk yerde. Aldığını bile vermezler, Yunanistan karlı çıkar. 1895-96 Türk-Yunan Harbi böyledir. Yani biz ta geldik, Teselya'ya girdik, bilmem ne Atina'ya yanaştık. Oradan mütareke imzalandı. Anlaşmaya gelince hop girdiğimiz yerleri bıraktık. Savaşın başında neredeysek orada kaldık. Çok önemli bu. Bunu böyle bir şey Türkler için mevzu bahis değil. Lozan'da süngü nerede bitiyorsa orayı verirler bize. Öyle 12 adaları Lozan'da vermişiz. Bu bir cehalet. Gidin lütfen harita bakın. Doğru düz tarih okuyun. Lozan'da 12 adaların işi yok. Çoktan gitmiş onlar. Gitmiş. Londra ve Uşi anlaşmalarında gitmiş elden. İtalya'nın işgali tanınmış. Bunu söyleyenler iki takım. Bir tanesi bizde bazıları, Allah versin, ıslah etsin. İkincisi de Yunanlıların uydurukçuları. Son askeri tarih kongrelerinden birinde bir hatun tarihçi çıktı. Yunanistan'ın Lozan'da da kazançlar olduğunu iddia ediyor. 12 adaların diyor durumunu ratifiye ettiler diyor. 12 adaların bir şeyini ratifiye etmedik. Üstelik 12 adalar senin elinde değildi zaten. İtalya'da kaldı.
Lozan'da. Yalan söylüyor. Oradaki yalancı ile buradaki yalancı birleşiyor. Lozan'da adaları verdik onu, vermedik. Efendim Musul'u verdik. Hayır vermedik ama Musul bizim değildi. Yani biz birinci harbin sonunda Musul'u terk ettik. Efendim Halep'i verdik. Niye verelim ya? Halep'te değildik. Halep'in kuzeyindeyken biz mütareke ilan edildi. Kaldığımız yer hiçbir şekilde müstahkem bir mevki değildi. İngilizcesi stronghold. Derhal Fransa oraya girdi ve ilerledi. Eğer milletin inisiyatifi olmasa, ben size söyleyeyim. Dört yol, Hatay zaten bu tarafta kaldı. Maraş, efendime söyleyeyim, Aintab ve Urfa'da cumburlu bu tarafa geçiverecekti. Bu kadar açık bir şey. Osmanlı coğrafyasını bilmezseniz ve sloganlarla öğrenirseniz bu imparatorlukta hiç sanayi yoktu. Böyle bir slogan. Ben bunu bir devlet adamından duydum, bir eski başbakandan. Üçte biri şair, üçte biri zabit, üçte biri memur bir millettik. Bunu söylediğin zaman çok rahatlarsın, tasvir çok kolaylatır seni. Ama doğru değil. Çünkü aynı tapta sanayi vardı. İhracat bile yapıyorlardı. Ha ben demiyorum sana kurup sanayi falan. Manchester gemi tezgahı öyle bir şey demedim. Ama bir şey vardı. Kayseri'de sanayi vardı. Bunu Kayseriler bile bilmiyor. Sorsan çok bizim burada hal dokuturlardı diyor o kadar. Hal dokutmanın ötesinde bir şey vardı. Burada bayağı metal bir büyük olmayan bir metal sanayi var. Tabii top fabrikaları yoktu yani. Bruno tesisleri demedik. Kurup da demedik. Ama vardı. Ve bunlar ihraç ediliyordu. İhraç edilmediği zaman, yani edilmesinden dolayı demir yolu geldiği vakit Türkiye'ye Sultan Hamit devri Almanlar döşüyor. Anatoly Eisenbahn'ın Ankara'ya kadar gelmesini öngörüyorlar. Ankara kör noktaydı. Kayseri ayaklandı. Vay bize gelmiyor mu? Biz nasıl ihracat yapacak? Nasıl mal sevk edeceğiz? İstanbul'a bilmem nereye falan. Sırf İstanbul'a sevk etseler kimse pek ilgilenmez. Ta Berlin'e, Hamburg'a kadar mal satıyormuş çakallar ya. İnanılmaz bir şey yani. Ve bunun üzerine ne oldu? Burada kumpanya bir acenta açıyor. Kayseri'de tüccarlar develere yüklüyorlar. O yüklenen mallar mühürleniyor. Mühürlenen mallar Ankara'ya kadar gidiyor. Oradan demir yoluna yükleniyor, gidiyor ta Almanya'ya kadar gidiyor. Bütün Balkanları geçerek. Ve bunlar tenzilatla gidiyor. Bunu çok kişi bilmiyor. Çok enteresan. Buradan giden kumaşı, halıyı, metal eşyayı, tabii ki bastırmayı bilmem neyi. Bilmem bir takım meyve, kuru meyve, konserve falan bilmiyor. Bunlar belki hemen silah satmaya, otomobile falan benzemez ama bu da bir mamulattır, bu da gelir getirir. Buradaki o yıktığınız taş konaklar nasıl yapıldı zannediyorsunuz maşallah? Yani dedelerinizin, büyük dedelerinizin yaptırdığı taş konakları babalarınız yıktırdı çok lazımmış gibi. Yerine apartman yaptırdılar. Bunlar tabii bir şehri, bir dünyayı anlatır size. Çok önemli. Ben buraları 62'den beri falan biliyorum. Bambaşka bir Kayseri tanımıştım. O Kayseri gitti, bu Kayseri geldi. Afiyet olsun. İkisi aynı olmadığı için de sizin tarihi görüşünüz kirlenmeye uğradı. Bunun adını ben koydum. Masabaşı kitabı. Çok teşekkür ediyorum. Şereflendim yani buraya gelmeye değer veriyoruz. Çok değerli hocam. Çok değerli hocam. Çok değerli kitap severler. Çok değerli ilk okuyucu severleri. Öncelikle bize teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hocam. Bir saniye. Hocam, ikincisini yapıyoruz bu kitap fuarı. Geçen sene de sizinle birlikteydim. Ben sizinleydim. Sonu kaptı ve kompa yaşamıştı.
Konferansın faydası bu. Bir saniye size hocama mikrofonu vereceğim. Şimdi üniversitede ders yaparız. Size güzel çağırdı ben de. Şimdi şu anlaşılır. Şimdi bir de öğrenmeyi vereceğim. Bir de